Bak yavrum, şimdi bütün hareketlerine daha çok dikkat etmen gerekiyor. Küçücük bir kızım var çünkü. Neye dikkat edeceğim anneanne? Bak yavrum, bu Fatih çocuğun velayetini sana verdi ya. Bir dava açmasa tepesinin atmasına bakar. Üf, anneanne ya, çok moralimi bozuyorsun. Doğru söylüyorum. Kadınlar boşanınca olanlar oluyor. Erkekler için bekardır, bekar adam ne olacak denir. Kadınlar öyle mi? Kadınlar anne olduktan sonra bekarlık masal oluyor. Doğru. Öyle tabii. Selam millet. Hoş geldin. Umut'tan haber var mı? Çıktı. Ay çok şükür, çok şükür. Aynen. Şartlı tahliye tabii ama olsun, bu da bir şeydir. Eve geldiler mi? Yok. Direkt kayınpederine gitmişler. Çıkar çıkmaz mı? Ay ne bekliyordunuz çocuklar? Bundan sonra onlar ne derse öyle olacak. Ay yazık çocuğa ya. Nasıl yiyorlardır şimdi onu orada? Nilay ayrı söyleniyordur, Pembe ayrı. Apo nasihat etmeye başlamıştır bile. Nur Sema da yazık. Kocasını savunmaya çalışıyordur. Mustafa garibin bir yandan herkese üzülüyordur. Fatih de öyle ben söyledim edalarında evde dolanıyordur. Sen de bunların kitabını yazmışsın. E tabii. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı olay. O evden sonra bu ev sana çok sakin geliyordur. Neyse, o evi konuşmayalım lütfen. Çimen'i anladık. Antalya'da da. Kıvılcım nerede? Kıvılcım, listeli aşıklar gibi odasına kapandı. Gelir gelmez. Doğa, bu ne hal? Ya boşandın sanki, 10 sene yaşlandın. Ya asıl eğlence şimdi başlıyor. Gezeceksin, tozacaksın. Bana bak, sen sakın bu teyzene uyma, olur mu? Hoş geldin Alevciğim. Hoş bulduk. Evimizin yeni liseli ergeni. O ne demek şimdi? Geldiğinden beri odalara kapanmışsın. Sürekli telefondaymışsın. Liseli aşıklar gibiymişsin. Hakkında şikayet var. Evet, telefondaydım canım. Ay siz şimdi sen kapat, hayır sen kapat da diyorsunuzdur. Bak bak nasıl gülüyor ya, nasıl gülüyor.